Cüneyt'ciğim, hafta arası o kadar güzel maçlar geçtik ki, hakemleri konuşmadığımız, takımlarımızın başarılarını konuştuğumuz 3 tanesi Mart ayına geçti. İşte bir tanesi Şubat'ta eleme oynayacak. Ama bunun yanında ülke puanı olarak hepimizin sevindi. Şimdi bunlar geride kaldı. Önümüzde bir derbiye kilitlendik. Dünya Kupası öncesi oynanacak tek derbi. Şimdi iki teknik adam da bu maça planlarını hazırladılar. Takımları analiz ettiler. Kendi takımlarındaki eksikleri gördüler. Bir 11 çıkarmaya çalışıyorlar ama kolay değil işleri tabii ki. Şenol Hoca özellikle yeni geldi. Geçtiğimiz hafta maçlarını da kazanarak biraz olsun rahatladılar. Gerçi Şenol Hoca verdiği demeçle bence çok güzel bir demeç verdi. Biz oyun olarak yeterli değiliz. Oyuncularımızın formu da yeterli değil. İşte bazı oyunculara dokunmak istiyoruz. O dokunmak istediği oyunculardan da istediğini alamadığı zaman geçen hafta patronun kim olduğunu gösterdi. Devre arası bir hareket yaptı, değişiklikler yaptı. Orada da bence patronun kim olduğu imajını verdi. Bu hafta arası mental olarak bu oyunculara dokunmaya çalıştı. Birebir görüşmelerini de yaptı. Bugün bir Vegos'un bir sakatlık haberi geldi ama onu da herhalde oynayacak, oynamasında bir engel yok. Onunla da bir mutlu haber aldık. Dirseğinde bir Dirseğinde sorun var. problem oldu. Onu da işte antrenmana çıktı. Antrenmanı bitirerek herkesin yüreğine su serpti. Çünkü Vegos Beşiktaş'ın hakikaten sezon başından beri en önemli oyunculardan bir tanesiydi. Şenol Hoca elindeki takımın ne kadar kaliteli olduğunu biliyor. Ama zamana ihtiyacı olduğunu biliyor. O zaman önümüzdeki Dünya Kupası arası ama o zamana kadar oynayacağı maçlarda nasıl en iyi neticeyi alırımın peşine gitti. Şu anda oyundan çok maçları kazanmak önemli. Çünkü oyunu iyileştirme aşaması bence o aradan sonra olacak. Derbide rakibi olan Galatasaray'la, şampiyonluktaki rakibi olanla bir final maçını demeyeyim de kaybedenin biraz yara alacağı bir maça çıkacak. Çünkü diğer takımlarımıza baktığımız zaman fena değiller. Yani Fenerbahçe, şimdi iki takım berabere kalması Fenerbahçe'yi sevindirecek. Başakşehir'i sevindirecek. Ne bileyim, Trabzonspor'u Adana sevindirecek. Demirspor var. Adana Demirspor'u sevindirecek. Çünkü bu sene hakikaten iyi kadrolar var, iyi takımlarımız var. Şampiyonluğun da birçok adayı var. Şenol Hoca dokunduğunu göstermek isteyecek bu maçta. Yapmak istediklerini sahaya koymak isteyecek. Oyuncularından bu verimi bekleyecek. Konuşmalarını o yönde yaptı. İki tane kadro olarak iyi ama oyun olarak bekleneni henüz veremeyen iki tane takımın oyununa benzeyecek bu. Kim önde dersen yüzde vermek gerekirse bu maçlara yüzde verilmez artık. Yani sütten ağzı yanan yoğurdu iplere gel. Yok yok, artık ver ver. Allah aşkına. Ver ama ne üç olur. İhtimalden bak, %33 bak, falan diyebilirsin. Bak küseriz. Hocam bu çok güzel oluyor. Hocam bak, bir daha vereceğim. Gollü biter dedin. 0-0 bitti maç. Bak bir şey söyleme. Hayır, onu da söyle. 4-4 biter dedim. Makara yaptım, onu söylemiyorsun. Hamdi Hoca küser bak. Söyle. Ben de makara yaptım. Trabzon'dan geldi. Ben de makara yapmıştım o zaman. Bak hayır. Herkes spor söyleyecek o zaman. Hocam sen de söyleyeceksin o zaman. Tamam, ben skor söylerim. Hocam da söyleyecek. Hayır, tamam, ben de sen şimdi olayları eksajere ediyorsun yalnız. Ya ben öyle sen %60'lar falan verdim. Bizim makara yaptınız böyle iki saniyede. Ama Hamdi Hoca Trabzon'dan gelmiş. Bak Gökhan hocam. Sen sırf senin bir yüzdeni merak ediyor maçla ilgili. O Engin böyle maçtan önceki tutturuyorsun ya. Maç hocam. Böyle hani neyse işte ona göre neredeyse iddia programı gibi net tutuyor. Onu söyle. Beşiktaş 2-1 kazanır hocam maç. 2-1 skor evet, verdi. Tamam. Artık geçeyim ben, ilerleyeyim biraz daha. Zeki Uzundur karşısından da alalım, vereceğiz dedik. Zeki Bey'in fikri. 2-2 beraberlik. 2-2 Rea hocam. Benim net hazır. 1-1. Beraberlik derdi. Herkes veriyorsunuz. 1-1. Ben abi, hayatımda hiç skor vermedim bak, yemin ediyorum hiç skor vermedim. Ya öyle bir şeyim yok ama. Ya hani tabii aslında şey olursa, skor vermek doğru. Benim yanımda oturuyorsun ama, ona göre. İki bir iyi takım kazanacak ama hangisi kazanacağını bilmiyorum. Olmaz hocam. Olmaz. İlle takım koymanız oluyor. Lazım. 2-2 biter maç. Aynı hocamla aynısı. Bari, tebrik ediyorum Hamdi hocam. Sen var ya tam böyle var ya tam böyle geri vites oldu. Böyle geriye tak. Evet, bir ön direk yaptım. Ya tamam. Hani galibiyetten beraberliğe geçti. İnşallah bak burada hani geçmiş hafta içi bizim hakemler yönetmedi. Avrupalı hakemler yönetti. Biz sadece maçları, sonuçları ve işimize yaradığı için mutluluğu paylaştık. Yok hocam, Avrupalı i̇nşallah, hakemleri tanısak onlar da konuşacağız. Ama biz aldığımız sonuçlardan mutlu olduğumuz için konuşmadık. Bak şimdi şuraya gelecek. Şimdi iki tane güzide takımımız oynuyor. İki tane şampiyonluk adayı oynuyor. Şu anda heyecan gittikçe yükseliyor. Yarın da tavana vuracak.
Önemli olan biz maçtan sonra inşallah gene hakemin ön plana çıkacağı, yani hakemin oyuna etki etmiş, işte o hakem maçtan çıkmış, oyuncular hakemi konuşuyor, işte teknik adamlar hakemi konuşuyor, yöneticiler hakemi konuşuyor. Bir türlü oyuna varamadık biz. Hakemi konuşmaktan, hakemleri konuşmaktan. İnşallah biraz sonra... yarın onlarla ilgili hiçbir şey konuşmayız. Sadece oyunun içinde kalırız. Güzel, hepimizi zevk veren bir oyun olur. Neticesi ne olursa olsun sonuçta bu iki tane illa ki futbol üç neticeli bir oyun, eğer oyun yarıda kesilmezse. Sonuçta birisi kazanacak, kaybedecek veya beraber bitecek, ama bu güzellikleri sahanın içinde bırakıp biz burada tartışmamızı güzel güzel oyunun içinde kalıp yapıp ondan sonraki haftaya dönmek. Yani aslında yani bu tip oyunlarda hakem oyuna ne kadar etki edecek başlığını hemen atarız. Kim ne kadar daha önce ne yaptı falan filan aslında. Bunun bence yani bu tip programlarda en büyük geliştirilmesi gereken şey bence bu hakem konularının hiç konuşulmaması. Yani bir şekilde olayın içerisine sokuyoruz. Ufacık detaylarla beraber. Yani oyunu unutuyoruz. Bu sefer olayın başka bir boyutuna gidiyoruz. Yani ben biraz önce derken... Ama hakemler de bunun zemini hazırlamıyor mu? Şu var Cüneyt, yani Trabzonspor'un ben 5-6 tane Avrupa maçını izledim. Bir tane itiraz eden Trabzonsporlu oyuncu çıkmadı. Niye? Biliyor ki bu yani burada bu oyun bu. Burada buranın... Karar değişmeyecek. Bu karar değişmeyecek. Hakemin de umurunda ama değil oyuncular. Ama iyi yönetiyorlar bir de. Efendim? O maçlardaki şimdi, hakemler de iyi yönetiyorlar. Yani vara gidişleri bile şu var. Atletizmci gibi, bir koşucu gibi gidiyorlar. Ama Zeki şu var yani. Hakemin saha içerisinde de yardıma ihtiyacı var. Tabii bu yardımı en büyük alacak olduğu kişiler oyunculardır. Doğru. Bana... Yani o yüzden ben hani oyuncular Avrupa'daki kadar... pozisyonlara yani kararlara sessiz kalırsa veya saygı duyarsa bu oyun burada da düzelir. Hakemi burada da az konuşuruz. Yani çünkü hakem de oyunu kaybediyor. Çok ya, kolay değil. Bana... Çaldığı bir düdükte 40 bin kişi illa bir tepki gösteriyor. 40 binin yarısı gösteriyordur en azından. Şimdi böyle bir ortamda buyur hadi kesin. Yok hocam. Buyur hocam. Bana hakemler taraf tutuyor gibi geliyor. Gidiyorlar ya VAR'a. VAR'dan bir penaltı kararı çıkacak ya, ne mutlu olur. Penaltı vallahi sevinerek koşa koşa gidiyor. O hakemleri gördün mü böyle içinde rahat diyor adam, bir deşarj oluyor ya, penaltıymış diyor. Verin penaltı diyor. Ya, pardon hocam. Rica ederim. Sizin söylediğiniz hocam doğru söylüyorsunuz. Ne var biliyor musun? Bir gün önce yine Mehmet Büyükekşi bir röportaj verdi. Röportajda dedi ki bana göre başkan da şunu karıştırıyor. Dedi ki teknik adam da hata yapıyor, oyuncu da hata yapıyor hatta dedi. Ama dedi hakem hatası konuşuluyor. Hakem hatası niye konuşuluyor? Bir standardı yok. Art niyet olduğu zaman, adalet olmadığı zaman, dürüstçe bir karar vermezsen o zaman konuşulur. Hocam daha kötü bir orada... benzetme yok ya. Daha kötü bir benzetme bir de, yok yani. Ben, oyuncu tabii ki hata yapacak. Gol olsun yani hocam, hakem. Söyleyeceğim açıkça. Şimdi bir oyuncu istemeyerek kendi kalesine gol atabilir. Bir antrenör de yanlış ilk 11'i çıkartabilirsin. Yanlış oyuncu değişikliği yapabilirsin. Yanlış bir sistemle, bir dizilişle de saha içinde oynayabilirsin rakibine göre. Mağlup da olabilirsin. Bunlar farklı şeyler. Mehmet Bey burada bunu kaçırıyor bana göre. Esas konu dediğim gibi adaletsizlikleri hakem adalet dağıtır. Gördüğünü çalar. VAR'daki gördüğü monitörde neyse onu söyler. Doğru yerde müdahale yapar. Bir standardı yok. Yani bir eyan peşinde veya bir oraya bir torpille geldiyse veya birilerin oraya bir şekilde onu empoze ettiyse, önerdiyse, o öneren insanlara karşı bir borcun varsa senin, bu borcu ödemeye çalışırsın. En büyük sıkıntı da senelerdir hakemlerin bu. Yoksa tabii ki hakem de insan, tabii ki hata yapacak. Ama en önemli dediğim gibi bu hatayı yaparken adaletli olmalı.